Herkese merhaba, podcastimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle Akbank'ın 29 Temmuz tarihinde açıkladığı ikinci çeyrek finansallarıyla ilgili yorumlarımızı paylaşmak istiyoruz. Akbank'ın net kârı ikinci çeyrekte 10.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bizim beklentimiz 10.6 milyar, piyasa beklentisi ise 10.7 milyar TL seviyesindeydi. Net kâr ikinci çeyrekte çeyreklik %17 azalırken yıllık bazda ise %46 düşüş gösterdi. Ve ikinci çeyrek öz kaynak kârlılığı %20 seviyesinde gerçekleşti. İlk 6 ay olarak bakınca ise öz kaynak kârlılığı %22 seviyesinde. Sonuçlar genel hatlarıyla beklentimize oldukça yakın gelişti. Sadece beklentimizin hafif altındaki efektif vergi oranı sayesinde net kâr beklentimizin sınırlı üzerinde gerçekleşti. Banka 2024 öz kaynak kârlılığı hedefini aşağı yönlü revize etti. Banka yönetimi 2024 öz kaynak kârlılığı hedefini orta yüksek %20'ler olarak revize etti. Önceki hedef %30'ların üzerinde bir seviyeydi. Aşağı yönlü revizyonda beklentilerin altında gelişen net faiz marjı en temel neden. Swap dahil net faiz marjının %4'ten %3'e aşağı yönlü revize edildi. İlk 6 ayda ise bu oran %2.4 seviyesindeydi ve banka yönetimi artık 2024'ün tamamı için %3'lük bir swap dahil net faiz marjı beklentisi içerisinde. Biz açıkçası açıklanan sonuçları piyasa beklentisinin sınırlı %2'lik üzerinde olması nedeniyle nötr karşıladık. Fakat özellikle öz kaynak kârlılığı hedefinin aşağı yönlü revize edilmesi nedeniyle olumsuz bir piyasa tepkisi görmeyi tahmin ediyoruz. Tahminlerimizi ikinci çeyrek gerçekleşmeleri ışığında revize ettik. 12 aylık hedef fiyatımızı 74 TL olarak güncelledik. Önceki hedef fiyatımız 71 TL'ydi. Hedef fiyatımız %14'lük bir getiri potansiyelini işaret etmekte. Getiri potansiyelinin hesaplamalarımızda kullandığımız ortalama öz kaynak maliyetinin altında olması nedeniyle Akbank için tut tavsiyemizi devam ettirmekteyiz. Akbank güncel 2024-2025 tahminlerimize göre 1.3 ve 0.9 piyasa değeri defter değeri ve 4.9 ve 2.8 fiyat kazanç çarpanlarıyla işlem görmekte. Öz kaynak kârlılığının 2024'te %28, 2025'te ise %37 olmasını tahmin ediyoruz. Hatırlatmak gerekirse Akbank için al olan tavsiyemizi Mayıs başında tuta indirmiştik ve o tarihten itibaren ise baktığımızda Akbank hissesi BIST 100 endeksine göre paralel bir performans gösterdi. Bir miktar daha ikinci çeyreğin detaylarına baktığımızda TL kredilerde %8'lik bir büyüme gözlemledik. Diğer yandan yabancı para kredilerde ise %20'lerin üzerinde bir kredi büyümesi söz konusu. Swaplardan arındırılmış net faiz marjında çeyreklik 60 baz puanlık bir düşüş var. Bu düşüşte özellikle kredi mevduat makasındaki 280 baz puanlık düşüş en temel neden. Burada özellikle ikinci çeyrekte TL mevduat faizlerinin yüksek seyri ve krediler tarafındaki fiyatlamanın da daha yavaş gelişiyor olması bankanın marjlarını olumsuz etkiledi. Ayrıca bir miktar swap giderlerinde de artış gözlemledik ikinci çeyrekte. Aktif kalitesi tarafında ise takipteki kredi oranı %2.3 seviyesinde yatay kaldı. Tahsilatlar güçlü seyrederken bir miktar özellikle perakende ve tüketici kredileri ağırlıklı olarak takibe girişlerde artış gözlemledik. Akbank'ın en güçlü olduğu özelliklerden bir tanesi sermaye yeterlilik ve çekirdek sermaye oranları. BDDK esneklikleri hariç konsolide sermaye yeterlilik ve çekirdek sermaye oranları sırasıyla %16.4 ve %12.7 seviyelerinde gerçekleşti. Her iki oranda artan kredi risk ağırlığı nedeniyle çeyreklik bazda düşüş gösterdi. Tekrar belirtmek gerekirse Akbank için hedef fiyatımız 74 TL ve tut tavsiyemizi korumaktayız. Herkese iyi günler dilerim.